Herkese merhaba. Nuran Hoca ile bir AYT dersine daha hoş geldiniz gençler. Umarım her şey yolundadır hep söylediğim gibi ve çalışmaya devam ediyorsunuzdur. E, biliyorsunuz çember ve daire yapıyorduk. Geçen hafta da ilk kısmını tamamladık. Bir önceki dersimde de kazanım tesliminden önceki son soruları çözmüştük ve kazanım testlerini size ödev olarak vermiştim. Şimdi kazanım testlerinde çözemediğiniz sorular olursa bana sormanız bu şekilde biraz zor oluyor diye ben hepsini çözmek istedim size yine. Hem farklı bir yöntemle belki görmüş oluruz çözümlerinizi. Lütfen benimle beraber çözün olur mu bütün soruları tekrar çözmüş olsanız bile? Şimdi başlayalım. Kazanım testi birden başlayalım. Birinci soruyla. Şimdi bana diyor ki şekildeki O merkezi çemberde AB paralelmiş OC. Yani AB'nin OC'ye paralel olduğunu söylüyor. Sonrasında da bana BPC açısının 69 derece olduğunu söylüyor. Zaten yazmış bunu. Buna göre diyor X ne kadar? Şimdi ben şu kısmı tamamlasam. Tamam mı? Sonra hatta paralel olduğunu kullanacağım muhtemelen. Şöyle tamamlayalım. X ise çevre açı olduğunu görüyorum ya. Burası 2x kadar olmayacak mı gençler şimdi? E peki bakalım. Burası 2x ise şuradaki merkez açım benim 2x olmayacak mı? Onu gördüğü için. Aynı şekilde iç tersten burası da 2x olacak ve şurası 2x olacak. Doğru mu? Şimdi burası 2x. E paralelliğimi kullanacağım. 2x bu kısmısa bu kısımda 2x olmayacak mı benim? Peki güzel. Bakın şurada şöyle bir durumumuz var. Neydi buradaki içerideki açının ölçüsünü hesaplarken yaptığımız şey? Bir tarafı diğer tarafı. Bunları ne yapıyordum? Topluyordum ve ikiye bölüyordum. O halde ne olacak? Bakın bir tarafta 4x'im var. Artı. Aşağıda ne kadar var? 2x'im var. Bu ikisinin toplanıp 2'ye bölünmüş hali kaça denk gelmiş? 69'a. Şimdi o zaman ne olacak? Ee, 6x bölü 2'den 3x eşittir. 69 oldu. Doğru mu? x bu durumda kaça eşit olmuş olacak gençler? 23 eşit olmuş olacak ve cevabım Adana gelmiş olacak. Neyi kullandık? Paralelliği kullandık. Sonra iç açı ölçüsünü kullandık. Burada içerideki açının ikisinin toplamının yarısına eşit olduğunu hesapladık. Ve cevabımızı bulduk. Bir diğer soruya geçelim. Şimdi bana ikinci soruda diyor ki. A e, E, D ışınları şekildeki çembere A ve O noktalarında, A ve D noktalarında teğettir diyor. 72 derecemiz vermiş. A, B'nin B, B C'ye eşit olduğunu ve söylemiş ve zaten göstermiş şekil olarak da. Ve bir alfa açımız var. Şimdi gençler bakalım. Bu 72 derecesi nereye görüyor? Şuraya görüyor değil mi? 72'nin iki katı olacak. Yani 72 burada, 72 burada olmuş olacak. Yani 144 yazıp tekrar ikiye bölmeye gerek yok. Demek ki burası 72'ymiş, burası da 72'ymiş. Tamam mı? E zaten eşit olduklarına göre her şey. Bakıyoruz e, neydi bizim buradaki durumunda eşit olduğunu hatırlayacağız. 72 olduğunu gördüm. Demek ki şuranın tamamı. Kaç dereceye denk geldi? Hepsine baktığım zaman toplamda 216 oldu. Tamam mı? 360 derece değil mi bir çemberin çevresi tamamen? E, o kısımda ne olacak? 216'sı buradaysa 300 60'tan 216'yı çıkarırsam ben kaç kalacak? 144 derece kalmış olacak. Peki 144 derece nereye gelmiş olacak? Bu kısma, doğru mu? Şimdi gençler, 144 derece buradaysa. Zaten ne yapıyorduk? İsterseniz şurayı kullanın, tamam mı? Bu ikisinin toplamı eğer açımız tamamen çemberi için alacak şekilde ise ne yapıyordu? İkisinin toplamının 180 olması gerekiyordu. O halde burada 180'den 144'ü çıkarırsam 36 derecelik bir açım kaldığını zaten görürüm. Diyelim ki oradan aklınıza gelmedi. Her zaman yaptığınız gibi bundan şunu çıkarıp ikiye bölerseniz de aynı şeyi elde etmiş olursunuz yine tam. 216'dan yani tamamından 144'ü çıkarıp ikiye bölerseniz yine 36'yı elde edeceksiniz. Ama zaten biz biliyoruz ki eğer tamamını kapsıyorsa şurası tamam mı? Bu Buradaki e, kısmımız 144'ü 180'e tamamlayacak şekilde. Yani 36 olacak şekilde olması gerekiyordu. Bununla alakalı soru da çözmüştük. Şimdi bir sonrakine bakalım. Üçüncü soruda bana diyor ki. Şimdi gelmiş. Şu, o, o merkezde çember yayında BD'nin OA'ya paralel olduğunu söylemiş. Yani şunlar birbirine paralelmiş. Sonrasında bana demiş ki. İki tane açımın eşit olduğunu söylemiş ve göstermiş zaten ve 142'yi vermiş. Şimdi gençler bakıyorum 142 burasıysa paralellik söz konusuysa 180'e tamamlamam gerekiyor ya şurayı. E 180'e tamamlayacaksam 38 olmayacak mı burası? Tamam. 180, zaten eşit açı 38 derecede burası olmuş olacak şimdi. Peki burası 38'si şurası kaçı görecek o zaman? Tam iki katını görmeyecek 38'in iki katı olan 76 dereceyi görecek burası. Sonrasında eğer burası 38 ise şöyle tamamlayalım tamam mı? Yarım çember haline getirelim bunu. 38'in gördüğü açıya bakın şimdi. Şuradan başlıyor şöyle görüyor ya. Eğer burası 38 ise iki katını görmeyecek mi burası? E zaten paralellik durumum söz konusu benim burada. İki katını da görüyorsam 38'i buraya gelmiş olacak. 38 de buraya gelmiş olacak. Ve e, ee, şuranın tamamı 76'dan başlayıp şu kısma gelene kadar tamam mı? Şurası haricindeki kısım. Alfanın gördüğü kısım haricindekilerin hepsinin toplamı ne kadar olmuş oldu? 152 derece olmuş oldu. Peki alfa burası ise bakın çevre açım değil mi? Şurası ne olacak o zaman? 2 alfa olacak değil mi? 152 derece artı 2 alfa o halde 180 e eşit olmuş olacak. Doğru mu? Şu alfa gençler. 152 artı 2 alfa 180 eşit olacaksa 2 alfaya ne kalmış olacak? 180 eksi 52'den 28 derece gelmiş olacak. O halde alfamız kaç derece olmuş olur? 14 derece olmuş olur ve cevabım Bursa gelir bana buradan. Anlaştık mı? Şimdi bir sonraki soruya geliyorum. 10 şey, dördüncü soruya bakıyorum. Şekildeki A, B ve A, E, Çembere, B ve C noktalarında teğet diyor. Zaten göstermiş bunu ve DCE 65 derece diyor. Bana BDC, BDC yani şu açım ve BAE, BAE şu açım arasındaki farkı soruyor. Tamam mı? Kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bakalım. 40 derecem var, 140 derecem var. Şuraya 40 derece kalacak mı bana? E gördüğü yay ne kadar olacak o zaman? 80 derecelik bir yay olacak, doğru mu? 65 ise? O zaman 130 derecelik bir yay görmüş olacak burası da. Şimdi e, baktım 80 derece burada. 130 derece burada. Toplamda ne kadar gelmiş olacak bana? 210'luk bir açım olacak o zaman burada. Doğru mu? 210 buraya geldiyse şuraya da 150 gelir mi? Değil mi? Aslında işi burada çözdük. Çünkü 150 dereceyi bulmam demek ne demek? Bakın tamamen kollarının içine alan bir kısım var burada. O zaman ne yapıyordum? 150'si buradaysa 180'e tamamlaması gerekecek. 30 derecesi buraya gelmiş olacak. Yani şu kısım. 30 dereceymiş. Peki 150'yi gören bir çevre açım var. Bu durumda çevre açım kaç derece olmuş olacak benim? 75 derece olmuş olacak. E güzel. 75 derecede bu oldu. 75'ten 30 çıkararak 45 dereceyi bulmuş olacağım. Bu şekilde de çözümü yapmış olacağım. Şimdi diğer soruyla devam ediyoruz. Şekildeki A noktası A, E, T'nin çembere değme noktası 40 dereceyi vermiş, 62 dereceyi vermiş ve A, F'nin eşit olduğunu söylemiş bana burada. Şimdi o zaman 40 dereceyi verdiyse bildiğim yerlerden başlıyorum. O zaman şurası 80 olacak doğru mu? 62 ise şu kısmın benim 124 olmuş olacak. Peki bakın şuradaki açı benim işime yarayacak. Çünkü şu kısımlarını bulmamı sağlayacak. İç açım söz konusu mu? O zaman ne yapıyordum ben? 80 artı 124 derece bölü 2. Bana şu iç açıyı vermeyecek mi? E bunların toplamı da 204 oldu. 204 bölü 2'den 102 derece gelmiş oldu. Demek ki burası 102 dereceymiş. Değil mi? Şimdi 102 derece ise şu kısımlar eşit. Doğru mu? İkiz kenarlık söz konusu çünkü. O zaman 180'den 102'yi çıkarırsanız kaç gelmiş olacak? 72 gelecek değil mi? 180 derece eksi 102 derece neye denk gelmiş olacak? 78 derece. E ikiz kenar olduğu için tabanlarım da eşitti. O zaman bunu bir de ikiye bölersem 39 dereceyi bulmuş olacağım. Burası 39 derece olmuş olacak. Bu neden önemli? Çünkü bu kısmın gördüğü yere bakın. O açının gördüğü yani O çevre açının gördüğü kısım şurası. Şimdi aynı şekilde alfa doğruya görmüyor mu? 39'un iki katı kaç olacak? 78 derece olacak. E zaten alfa da onun yarısı olan 39 dereceye eşit olmuş olacak. Aslında burada bir z elde etmiş olacağız ama bunu şuradan daha rahat görürsünüz diye düşündüm. Tamam mı? Gördüğünüz açı 78'i görüyorsan da alfa onun yarısı. Dolayısıyla 39 derece olmuş olacak. Şimdi devam edelim bir sonraki sorumuzla. Şekildeki çemberde Diyor ki 20 derece var. Çocuklar ben seri bir şekilde anlatıyorum çünkü daha fazla soru çözmeye çalışıyorum. Siz lütfen durdura durdura bütün soruları yani dersteki gibi değil daha fazla imkanınız var. Soruyu ben çözdüm. Hatta mümkünse çözmeden önce durdurun. Siz bir deneyin. Sonra beni dinleyin. Sonra mutlaka soruyu çözerek ilerleyin olur mu? Şimdi şekildeki çemberde demiş 20 dereceyi vermiş. 50 dereceyi vermiş. BD'nin DC'ye eşit olduğunu söylemiş. Bana alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burası alfaysa şurası 2 alfa değil mi? Burası 20 ise onun gördüğü kısım 40. Doğru mu? 50 ise burası 100 derece olmuş olacak. Peki bakın şimdi şurası gördünüz mü? Şu doğruların birbirine eşit. Değil mi? Bu kenarlar birbirine eşit. O zaman gördükleri yaylar da birbirlerine eşit olacak. Kenarlarındaki yaylar tamam mı? Dolayısıyla burası da 40 artı 2 alfa gelmiş olacak. Güzel. Benim çemberimin çevresinin tamamı 360 olmayacak mıydı? Şimdi o halde 360 ise ben 4 alfa artı 40, 40 daha 80, 100 daha 180. Değil mi? 4 alfa artı 180 eşittir. 360 derece diyeceğim. Bu durumda zaten 4 alfaya ne kadar kalmış olacak? 180 derece kalmış olacak. Alfaya buradan ne gelmiş olacak? 45 derece gelmiş olacak ve cevabım denizli olmuş olacak. Şimdi bu soruya baktığımda da bana diyor ki şekildeki AB ışını O merkezli CD yarıçaplı çembere B noktasına teğet. B BAD açısı da 36 derecedir diyor. Alfa ne kadardır diyor. Normal şartlarda ben böyle bir şey görsem ağzını almış gibi düşünün tamam mı? Ne yapıyordum? Büyük yaydan küçük yayı çıkarıp ikiye bölüyordum. Doğru mu? Bu da bana 36'yı vermiş olacaktı. Ben şimdi hiçbirini bilmiyorum. Ne büyük yayla alakalı bir bilgi var ne küçük yayla alakalı bir bilgi var. Ama bana burada bir alfa açısı vermiş. Ve bu bir çevre açı. Kıymetli de bir açı. Çünkü bu alfa ise biliyorum ki ben şurası iki alfa. Doğru mu? 180 değil miydi tamamı yarım çember olduğu için o zaman normalde 180 derece olacaktı peki ne kadar eksilmiş burası 180'den 2 alfa kadar çıkmış halinde e peki ben aslında 36'yı da kullanarak çözümü bulabilecek durumdayım büyük yayı biliyorum büyük yay ne kadar 180 derece eksi 2 alfa bundan neyi çıkaracağım 2 alfayı çıkaracağım bunun 2'ye bölünmüş hali 36'ya mı eşitmiş o zaman ne diyorum 180 derece eksi 4 alfa bölü 2 eşittir 36 derece. Yani 180 derece eksi 4 alfa eşittir 72 dereceymiş. O zaman ne olmuş olacak bana? 108 derece eşittir 4 alfa gelmiş olacak. Alfa da bana buradan şu alfa gençler. Alfa da bana buradan 27 derece gelmiş olacak ve cevabım Adana olmuş olacak bu durumda da tamam mı? İlla hani sayılar vermese de ben buradan denklem haline getirebilecek durumdayım bunu. Bu şekilde yaptık. Büyük büyük tarafı, küçük tarafı bulduk ve çıkarıp ikiye böldüğümüzde 36 elde edeceğimizi bildiğimiz için bu yöntemi kullanarak sonucu bulmuş olduk. Şimdi 9. soruya bakıyorum. 9. soruda bana demiş ki bakın burada çok güzel bir şey var. Kişiler dörtgenin 1 noktam, 2 noktam, 3 noktam, 4 noktam çemberin üzerinde mis. Şimdi bakıyorum AE doğrusu çembere değme noktası 106 derece var. 62 derece var. AB AD'ye eşitmiş. Şimdi ben eğer kirişler dörtgenini tanıyorsam karşılıklı açıların toplamı e, bir 180 eşit değil miydi? Burası 106 ise burası ne olacak? 74'e denk gelecek değil mi? 74 derece. Peki bakın şimdi gençler. 62 derece. Gördüğü yay tam neye eşit olmuş olacak? 2 katına. Yani 124'e eşit olacak değil mi? Bunları da zaten 62-62 paylaşacak. Peki şu yayın tamamı 62 derece ise şuradaki açım ne kadar olacak? Bunun tam yarısı olan 31 derece eşit olmuş olacak değil mi? Güzel bakın şurada bir üçgenim oluştu. İç açıları kaç? 31 derece ve alfa. Doğru mu? Dış açısı kaç? Bunların 74. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit mi? O zaman 31 derece artı alfa bana 74 dereceye eşit mi? Yani alfa eşittir 74 derece eksi 31 dereceden bana 43 olarak gelecek ve cevabımı Adana yapacak mı? Evet. Anlaştık mı? Kirişler dörtgeni oldu. Karşılıklı açıların toplamına bakın. Özelliğimiz çok fazla yok ama bu özelliklerin hepsini kullandırıyor sorularda bize. Yavaş yavaş pekişecek ve siz de rahatlıkla görüp çözebilir hale geleceksiniz. 180'e tamamladık. 62'nin 2 katı olacaktı. 124 olacaktı. 62, 62 paylaşmış olduk. E 62 gören buradaki açım kaç olacaktı o zaman? Yarısı olan 31. 31 ile alfanın toplamı 74'e denk geleceği için tamam mı? Buradan ne yaptık? 43 e bulurduk. İlla buradan da çözmezdiniz. Ne olurdu? 74'ün iki katı gelmiş olacaktı. Buradaki yayı bulurdunuz. Büyük yaydan küçük yayı çıkarıp ikiye bölerek de sonucu yine bulurdunuz. Ama uzun bir yöntem olmuş olurdu. Sizin için en görebildiğiniz yöntem sonucu doğru veriyorsa doğrudur gençler. Tamam Şimdi bir diğer soruya da bakalım. Bana diyor ki e, ee, şekilde AD dikmiş BE'ye. ACE açısı 4 alfaymış. CAD açısı da 3 alfaymış. AKE yayının ölçüsü ne kadardır diye soruyor. Şimdi 3 alfalık bir çevre açım var. O zaman burası 6 alfa doğru mu? Şimdi başka neyi biliyorum ben? E, ee, şurasının 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman ne diyeceğim ben mesela? X'ten tamamına ben mesela X diyeyim tamam mı şuranın? Eğer x'ten ben 6 alfayı çıkarıp 2'ye bölsem bak büyük yay küçük yay çıkardım 2'ye böldüm. Neyi elde edecektim? 4 alfa elde edecektim değil mi normalde? Yani x eksi 6 alfa eşittir 8 alfa olmuş olacaktı bana. Tamam mı? x o zaman demek ki 14 alfa eşit olacaktı. Şu kısmı benim alfa cinsinden yazacak olursam 14 alfalık bir kısma eşit olmuş olacaktı. Peki burada da neyim var? Bak bu tarafta 6 alfam var. Burada da 14 alfam var ve bir iç açım var 90 derece. E ben bunu da kullanmayı biliyorum. Dışarıda nasıl çıkararak yapıyorsam içerideki kısımda da toplayarak yapıyordum değil mi? O zaman 14 alfa artı 6 alfa bölü 2 bana neyi verecek? 90 dereceyi vermiş olacak. Yani 20 alfa eşittir 180 dereceyi vermiş olacaktı. Yani alfa bana 9 derece olarak gelmiş olacak. Peki x kaç tane alfaydı? 14 alfaydı. 14 çarpı 9'dan benim elde edeceğim cevap da 126 olmuş olacak. Ben dereceleri yazarken bazen atlıyorum gençler. Ama bunları zaten biliyorsunuz derece olduğunu. Tamam mı? O zaman benim AKE yayının ölçüsü 126 derece olarak karşıma çıkmış oluyor. Sonra gelelim diğer kazanım testimize. Lütfen bunları çözmüş olun gençler. Şimdi şekildeki KL doğrusunun çembere değme noktası A'ymış. Bana LAD CAD açısına eşit KAB açısı 70 derece ve ABD açısı 16 derece diyor. Buna göre ADB açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada 70 dereceyi görüyorum. O zaman bunun gördüğü yay ne kadar olacak? 140 derece olacak değil mi? 140 dereceyi gördüm. Peki. Baktım şimdi. 140 dereceyi gören başka hangi açım var? Bakın. Burada 140'ı görüyorum değil mi? Demek ki bu da 70 derece. E, o zaman 66 ile 70'in toplamından 180'den çıkardığım zaman bana ne gelmiş olacak? E, baktım şimdi. 44 derece gelmiş olacak. Tamam mı? 44 derecem burada var. 70 derecem de burada var. Ben geri kalan açılarım 66 kadar olmuş oluyor. Tamam mı o zaman? E, 60, 180'e tamamlayacağım ya 44 ile 70'i toplayıp 180'lerden çıkarırsam 66 kalmış olacak bana. E, 66'yı da bunlar 33, 33 paylaşmış olacak. Peki benim gördüğüm yer, şu alfa lazım ya bana bakın. 33'ün gördüğü yer ne kadar olmuş olacak? 66 kadar değil mi? Daha okunur yazayım. E, güzel bak. Alfanın gördüğü yere bakın şimdi bu koca yayın 140 burada var. 66 burada var. O zaman ne yapıyorum? 140 derece eksi 66 derece bölü 2 bana alfayı verecek değil mi? Yani 140'tan 66'yı çıkarırsam 74 bölü 2'den 37 derece bana açı olarak yani Şimdi bu soruda bana diyor ki şekildeki çemberde E noktasına kesişen bir AC ve BD doğru parçası var diyor. Ve e, AD yayının uzunluğu da 88 derece diyor. Şimdi bana demiş ki AB, BC ve CD yaylarının ölçüleri 1, 3 ve 4 ile orantılı olduğuna göre diyor. Şimdi 1, 3 ve 4 ile orantılıysa yerleştirelim. AB yayı o zaman diyelim ki K kadarsa. BC yayı 3K kadar olmuş olacak. CD yayı da bana 4K kadar olmuş olacak değil mi? Şimdi o zaman bir toparlayalım bunları. Tamamı zaten 360 derece değil mi? 3K burada var. K burada var. 4K etti. 4K da burada. O zaman 8 tane K artı 88 derece. 360 eşit olacak değil mi? O zaman çıkarırsam 8 tane K 272 derece eşit olmuş olacak. Ve K buradan 34 derece olmuş olacak. Şimdi K 34 derece ise alfayı soruyor bana. O da güzel. K burada. 4K burada değil mi? Alfayı görenler. İç açıda ne yapıyorduk biz? İkisini topluyorduk. O zaman 4K Artık k bölü 2 bana alfayı vermeyecek mi? E, ee, o zaman ne olacak? 5k bölü tabi 5k bölü 2 bana alfayı verecek. k kaçtı? k'yı biz ne diye bulmuştuk gençler? 34. O zaman 5 çarpı 34 bölü 2 eşittir. 34'ü 2'ye bölersem 17 değil mi? 5 çarpı 17 de bana 85 olarak geliyor. Yani sonucum benim 85 dereceymiş. Hepsini tek tek yazdığımda topladım tamam mı? K dedim, 3K dedim, 4K dedim ve 88. Hepsini topladım. 30, 272 gelmiş oldu. K da demek ki 34'müş. E, o zaman ben alfayı bulmak için ikisinin toplamının yarısını alıyorum. Dolayısıyla bana da buradan sonucum 85 olarak gelmiş oluyor. Şimdi 3. soru biraz karmaşık görünüyor ama bakalım. ABCD paralel kenarının AB kenarı D merkezli çembere H noktasına teğettir diyor. BK doğrusunun çembere değme noktası K, ABK açısı CBK açısına eşit ve FL açısı da 70 derece diyor. Şimdi bir toparlayalım bakalım ne olacak. 70 derece burasıysa şu gördüğü yay ne kadar olacak? 140 değil mi? O zaman buraya da 140 derece gelmiş olacak. E peki burası 140 ise paylar kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için şunlar da 70'e 70 bölünecek şekilde 140 olmayacak mı? Şimdi güzel. Bunlar 140 olacaksa bakın şurada kolları tamamen açık ve çemberi içine alıyor. Burası 70 ise gördüğü yay bunun 180'e tamamlayacak kısmı olmayacak mı? Yani şurası 110 olmuş olacak o zaman değil mi gençler? 110 derece yazım her ne kadar okunmuyor olsa da şu kısmının tamamı 110 derece olmuş olması gerekiyor. Burasının 110 derece olması lazım. Burası 70 derece. Peki bakın bir diklik var burada doğru mu? Bak. Teğet geçmiş ve merkezden geliyor. E o zaman bunlar karşılıklı 90 derece ayırır. Yani şurada 90 derecesi kalsa 140'ın tamam mı? Benim burada gördüğüm ya 110'du ya. 90'ı burada kaldığı zaman şu kısma ne kadar kalmış olacak o zaman? 20'si gelmiş olacak değil mi? E peki şu kısım 20'lik bir yaysa bunu gören çevre açı ne kadar olacak? Bana onu soruyor. L, -E, e, tam yarısı olacak. O zaman burası da 10 derece olmuş olacak ve cevabım Adana gelmiş olacak. Paralel kenarı kullandık. Bakın burada paralel kenarda karşılıklı açıların eşit olduğunu kullandık. E, açık kolların içine aldığı zaman tamamının 180'e tamamlaması gerektiğini hatırladık. Sonrasında bunu da yeni öğrenmiştik. E, merkezden gelen TT çizilen e, dik ya yani bir dik olduğunu hatırladık tamam mı 90 derece olduğunu dolayısıyla 90 derecesi ise 110'dan 20 kalmış oldu hop çevre açıyı da kullandık bir sürü şey kullanmış olduk burada çevre açıyı da kullanınca 20'nin yarısı olan onu elde etmiş olduk ve cevabımızı Adana olarak bulmuş olduk burada dördüncü soruya bakıyorum yanda verilen çemberde cB CBY'ne eşitmiş Zaten göstermiş bana da, sembolize etmiş bunu. 112 derecelik bir açım var, 78 derecelik bir açım var. Şimdi öncelikle her şeyi bir yerleştirelim. 78 derecelik bir çevre açı verildiyse, şu kısım ne olacak o zaman gençler? 156 olacak değil mi? Tam iki katı olmuş olacak çünkü. Alfa ise şurası 2 alfa olacak, eşitlik varsa burası da 2 alfa olmuş olacak değil mi? Sonrasında bakalım, e, neyimiz var başka? 210 şey 112 var. O çok güzel. Tamamen çıktı. 112 ise şurasının tamamı. Bakın şu kısmının tamamı. Ne kadar olması lazım? 112'nin iki katı olan 224 derece olmayacak mı? E peki 224 dereceden 156 dereceye çıkarırsam sonuç bana kaç gelecek? 68 derece gelmiş olacak değil mi? 68 derece neresi olmuş oldu? Bak şurayı çıkardım şuraya 68 kaldı değil mi? Şu ikisini. 68 dereceyi de ben kaça bölmeliyim burada? 4'e böleceğim. 4 alfaya çünkü 68 geldi değil mi? Sonuç bana 17 olarak gelmiş olacak o zaman. Bir tane alfa 17'ymiş. Tamam mı? Direkt çıktı bakın. İki tane çevre açının farkından ben sonucu bulmuş oldum bu soruda. Şimdi diğer soruya geçelim. Bunu diyor ki şekildeki BA yayı, şey, BA doğru parçası ve BC ışınları O merkezi çembere A ve C noktalarında teğettir diyor. AB diktir BC'ye 50 dereceyi vermiş e, 150 dereceyi vermiş ve AED kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bakalım yine burada bir dikmem var. Merkezden inen bir teğetim var çünkü 90 derece. E burada da 90 derecem var. Şimdi bakıyorum 90 derece ise şurası da 90 derece olacak ki burası 50 ise geriye 40 derece kalmadı mı şimdi? Orası 40 derece ise burası 80 derece olmuş oldu. Şimdi Bakalım A, D'ye ne kadar gelmiş olacak. Burası 90 derece. A, E, D'ye bakıyorum bu halde. Şimdi bunun gördüğü yer ne kadar oldu? Bakın şu kısmın tamamını görüyor. Bak burası 90 oldu. Burası 90 derece. 80 derece de burada var. Toplamda ne olacak o zaman? 90 artı. 80 derece bölü 2 kadar görmüş olacak değil mi tamamıydı çünkü çevre açı olduğu için yarısını görmüş olacak o yüzden 2'ye bölüyorum yani 170 bölü 2'den sonucum 85 derece olmuş olacak ve denizli gelmiş olacak bana bir sonraki soruya bakalım bana diyor ki şekildeki o noktası çemberin merkezi o B, eşkenar dörtgen ve bana eşit açıları söylemiş Üçü zaten eşit olduğunu görüyorum B e, A açısı ne kadardır diye söylüyor şimdi ben buna x desem buna da x desem devam ettirsem şuraya burası 2x kadar olacak doğru mu e, şuraya da devam ettirsem burası da 2x kadar olmuş olacak e, burası da x kadar da Buraya da devam ettirsem 2x kadar olmuş olacak. Peki bana başka neyi söylüyor şimdi? Buralar devam etti. Kaç x olmuş oldu gençler? 6x olmuş oldu. Şurası da 6x olmayacak mı o zaman? Merkez açı olduğu için. Burası 6x bu eşkenar dörtgen olduğu için. Şunların hepsi birbirine eşit ve yarı çap eşit olmuş zaten olacak. 3x burası 3x burası olmayacak mı? E güzel. Aynı şekilde burası 6x 3x 3x gelmiş oldu. Dolayısıyla elde edeceğim şeye bir bakalım şimdi burada. Pardon. Şimdi baktım. 3x toplamda şurası 180 derece. Doğru mu gençler? Şuradan da hesaplayabiliriz. 180 derece. 9x eşittir. 180 dereceye denk geliyorsa x bana buradan 20 derece olacak değil mi? Bakın şimdi. Zaten şurasının ne olduğunu görüyorum. 120 derece olduğunu görüyorum. Ben peki 120 derece x neydi? 20 derece. 20 burada var. 20 burada var. Şuradaki İç bükeyi görüyor musunuz? İkisi 20 ise 40 getirmiş olacak. 120'den 40'ı çıkarırsam şuraya kalan açım 80 derece gelmiş olacak bana. E şurada bir doğru açım var. Bu eğer 80 derece ise soru işaretinde kalan kısmında 100 derece olmuş olacak ve cevabım bursa gelmiş olacak bana. Bir sonraki soruya gelelim. Bir sonraki soruya geldim şimdi baktım 8. soruya. Şekildeki iki çember C noktasına dıştan teğettir diyor. A, B yayı, B, C yayına eşitmiş. BD de E, F'ye paraleldir diyor. E, F, A, 76 derece olduğuna ve diğeri 48 derece olduğuna göre D, A, F ne kadardır diye soruyor. Bakın hatırlıyor musunuz? Böyle bir durumda bir yayımız vardı. Böyle bir S çiziyorduk. Ve şu kısmın şu kısmı eşit olmuş olacaktı. Şimdi onu bir bulmaya çalışalım burada. Ne gelmiş? 76 ve 48 var. Toplarsam 76 ve 48'i 124 olacak. Tamam mı? 180'den de 124'ü çıkarırsam ne gelmiş olacak? 56 derece. Demek ki şurası 56 derece gelmiş oldu bana. Tamam mı? Bu 56 derece ise bunun gördüğü yay ne kadar olacak? 112 derece olacak değil mi? E burası 112 ise burası da 112. Yani bunlar 56 derece 56 derece paylaşmış olacak bunları. Şimdi burası 56 56 paylaşmışsa burası 56 ise benim bakalım şimdi bir de şöyle bir durum var. Baktım böyle geldiğim zaman bir Z elde ediliyorum. Bak görüyor musunuz şurada paralelliği de söylemiş bana çünkü de paraleldir diyor EF'ye. Geldim bir Z'yi elde ettim burada. Ben buradaki elde ettiğim şeyle bakın tık tık tık. Burası 76 derece ise buraya ne kadar gelmiş oldu? 76 derece gelmiş oldu. Güzel. Bak buradan 56'yı biliyorum. İç açım var. 76 derece. Şurayı bulabilirim artık. Buradan da zaten istediğim D, A, açısını bulmuş olurum. Bana bunu soruyor ya şurası kaçtır diye. 56 burası. Ben eğer bunu mesela X desem. X artı 56 derece bölü 2 neye eşitmiş? 76 derece. doğru mu? O zaman x artı 56 derece bana ne eşit olmuş olacak? 152. x de bana buradan 96 dereceye eşit olmuş olacak. Şimdi burası 96 derece ise e, çevre açı değil mi bu? Ne olacak? 96'nın tam yarısı olan 48'e eşit olmuş olacak. Bak burada da s'yi kullandık. Şuradaki iki yani tek noktada teğet olan ve doğrusal bir e, kısma eşit sah e, sahip olan iki çemberi kıyaslıyorduk ya. O zaman ne yapıyorduk? Biz gördükleri kısımlar birbirine eşit olmuş olacak. 112 ise 112 dedik. 56 56 paylaşmış olduk. Şuradaki Z'yi gördüm. 76 ise 76 olduğunu gördüm. 76 ise şu kısım. İki tarafın toplamının yarısına eşit olduğunu biliyorum zaten. E 96 geldi burası da bana. 96 ise onu gören çevre açıda bunun yarısı olan 48'e eşit olmuş olacaktır diyorum ve çözümlere 9. soruyla devam etmiş oluyorum. Şimdi bana bir tane x demiş. Aç, bana diyor ki yukarı verilen yarım çemberin merkezi O noktasıdır diyor. 72 dereceyi vermiş. CB'nin BA'ya ED'nin de FO'ya eşit olduğunu zaten göstermiş de x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burası 72 dereceymiş. Ben çizeyim. Zaten şu yarıçap. E buna da eşit, değil mi? Hatta şöyle çizersem burası da eşit. Ne gelmiş olacak şimdi? 72 derece ise 72 derece olacak değil mi? Bunlar ikiz kenar üçgen olduğu için. Şurası kaça gelmiş olacak? 72, 72 daha 144 gelmiş olacak. Ve bana buradan 36 derecelik bir açık kalacak. Bir 36 derecelik daha burada kalmış olacak. Ve buranın gördüğü yay ne kadar olmuş olacak? 36, 36'dan 72 dereceyi görüyor olacak. Peki eğer burası x ise şöyle düşünelim. Burası da x olmaz mı? Bunun gördüğü yay ne kadar olur peki? x kadar olur. Bakın büyük yayımı gördüm. Büyük yayım şurası. Küçük yayım burası. Neydi? Büyük yaydan küçük yayı çıkarıp 2'ye böldüğüm zaman x'i bulmuyor muydum ben? E, o zaman 72 derece eksi x bölü 2. Bana x eşit olacak değil mi? 72 büyük yay. Küçük yay bölü ikisi x'e eşit olacak. O zaman 72 derece eksi x eşittir 2x'e yani 72 derece bana 3 x'e 72 dereceyi 3'e bölersem de sonuç bana 24 gelmiş olacak. 24 derecede x'e eşit olmuş olacak ve cevabım denizli gelmiş olacak. Tamam ikiz kenarlı kullandık. Buradaki açıları gördük. Buradaki açıdan büyük y'ye ulaştık. Sonra küçük y ile farkının x'e eşit olduğu, Farkının yarısının x'e eşit olduğunu bildiğim için de denklemimi kurdum ve sonucumu 24 olarak bulmuş oldum. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi 10. soruda da bana diyor ki şekildeki o, merke, o noktası çemberin merkezi AB paraleldir D'ye diyor. A, a, a B, C, D'ye paralel. Şu kısımların birbirine paralelmiş tamam mı? AE yayı da EC yayına eşitmiş. Zaten göstermiş onu. 160 derece mi vermiş? 32 derece mi vermiş? Ve bana EAB'yi soruyor. EAB'yi soruyor. Burası kaç diye soruyor. Şimdi güzel. 32 derece ise şurayı bir devam ettirelim gençler. Yarım çember oluşturmuş olalım. Şuraya 20 kalmış olacak. E burası merkez açımsı. Burası da 20 derece olmuş olacak. 32 derece ise bunun gördüğü yay ne kadar olacak? 2 katı olan 64 derece olmuş olacak. Değil mi? Bak çok güzel bir şey geldi. Şuradan ne geldi? 84. E paralellik var. Bunların diğer tarafı da 84'e eşit olmayacak mı? O zaman 42 derece ve 42 derece eşit olmuş olacak burası. Şimdi güzel. 42 derece burası. 42 derece burası. Ne yapacağım şimdi ben burada? Bunun gördüğü tarafa bakın. 160 derece burasıydı. 160 burası ise 42, 42'den geri kalan tarafa bakacağım. Tamam mı? 160'ı gördüm. 32'yi gördüm. Benim elde edeceğim taraftan 42 burasıysa 180'e tamamlayacağım ya ben bunları. Şöyle de yapabilirim. Şurada 64'üm var. Buraya ne geldi? 116 kalmayacak mı 180'e tamamlamak için? Değil mi? Bakın şuradaki yarım çemberden bahsediyorum. 64'ü burada 116'da buraya kaldı. E Zaten şunun katladığı kollar belli. Nereye kadar? 42'den başlayacağım. Şurayı komple toplayacağım. Yani 20 artı 64 artı 116 20 artı 64 derece artı 116 artı 42 derece. Tamam mı? Neye eşit olmuş olacak? 242 dereceye. Peki bunun tam yarısı olmayacak mı bu? 242 benim buradaki yayımın uzunluğuysa çevre açısı bunun yarısı olmuş olacak. Yani 121 dereceye Adana'ya eşit olmuş olacak. 11. soruya bakalım. Şekildeki EB doğrusu O merkezli çemberi A noktasına teğettir diyor. Şimdi ADB 44 dereceymiş. E, B, de 36 dereceymiş. Buna göre alfa ne kadardır diye söylüyor bana. Burası 44 derece ise bunun gördüğü yayım ne kadar olacak? 88 derece olacak değil mi gençler? Şimdi güzel ben şurayı bulabilirim. Ben buna x diyeyim. Büyük y'den küçük y'yi çıkarıp farkını 2'ye bölersem sonucum ne olmuş? 36. O zaman x eksi 88 derece bölü 2. Neyi verecek bana normalde? 36 dereceye verecek değil mi? O zaman x eşittir 88 derece artı 72'ye gelmiş olacak değil mi? 2 ile çarptım 72 oldu 88 de o tarafa attım toplanmış oldu. X bana buradan 160 derece gelmiş oldu. Peki bakın şunun tamamı normalde 160 derece olacak değil mi? 160 derece. Bunun tamamı 160 derece ise ben şu merkezi devam ettirsem buraya. 88 derecesi burada kaldı değil mi? 88 derecenin dışında kalan kısmı ne gelecek buraya 180'e tamamlamak için 92'si burada kalacak o zaman 88'e ekledim 92'si burada 160'dan 92'yi çıkarırsam şurada ne kalmış olacak 68 derece gelmiş olacak ve şu kısmı 68 dereceye eşit olmuş olacak zaten bakın şurası 68 tabi hatta buna bile gerek yok 68 burası ise onu gören çevre açım var ne olacak o zaman? 68'in yarısı olan 34'e yani Adana'ya eşit olmuş olacak. Tamam mı? Ne yaptık yani? Temizleyelim hatta daha temiz çözelim şimdi. 36 burada 48, 44 buradaysa 88 hemen şuraya yerleştirdik değil mi? Bunu eğer şöyle tamamlayacak olursam da. 36 derece vardı burada. E, 88 de burada var. Şuna x desem. x eksi 88 bölü 2'nin 36'ya denk geldiğini buldum. Az önceki denklemi tekrar çözmeyeceğim. X'in buradan 100, 160 olduğunu gördüm. Burası 160 ise dedik. Şu kısım 88 ise burası 92 derece dedik. Burası 92 ise geriye 68 derece kalmış oldu. E bu da bunun bakın çevre açısı 68 ise yarısı olan 34'te benim cevabım olmuş olacak. Çocuklar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Diğer derste görüşmek üzere. Kazanım testlerini çözmüş olarak derse gelin. Çünkü diğer derste buradan devam edeceğiz. Sizin bunları bildiğinizi farz ederek yeni kısma geçmiş olacağım. Çemberde uzunluğa başlayacağız. Tamam mı? O yüzden çözerek gelmiş olmanız kıymetli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.